Tekne gör. Minik dostlarımız şeyi başladı. Onu kaçırdık. Dediği sizler biliyorsunuz. Ama değerli kardeşlerim, bu parklarda çocuklarımızın oyun alanlarında efendim evlerimizdeki hayvanlarımızı getirip çocuklarımızı alanlarında gezdiremeyiz. Evet. Buraları kesiyorlar. Sonra çocuklarımız Allah muhafaza hastalıkla kapabilirler. Şimdi bu tezgahın ve gücün açıklamasını yapalım ben. Bu taşıtlar hiç dinmiyor buradan. Bazılarına adam gibi konuşma çalıştım. Arkadaş kedileri topluyor diye altında. Buraya parazit yolluyor. Rüzgarı sıçtığı yere eğiyor diye. Konuşmaya çalıştık. Kafa tuttular, kavgaya tutuşmaya çalıştılar. Anama sülaleme küfür ettiler. Bu servisçiler. Ve anında çıktım diye köpeğiyle adli tezgaha geliyor. Yeni bir uçan maymun. Binlercesini yaşadık. Burada demirin dibinde belediye başkanının konuşma yaptığı halde buraya sokmayın diye böyle ışınlanmış gibi damlıyorlar hepsi. Binlercesini yaşadık. Kim yönetiyor açık ve net. Burada karşımla buluşuyordular. Buraya gelmeden önce. Kendisi hayvanları getirip böyle parmakla gösteriyordu. Dur ezan bitsin, devam edelim. Aynen son videomda da söyledim. Bir dahaki tezgah ne zaman? Fakt avni dedim. Yatsı zamanı değil mi dedim. Aynen öyle. Zamanlamalar her zaman. Çıkacağımı düşünmedi. Namaz kılarken avlatacaktı. Ve parazit frekans sokacaktı. Burada yapılan tuzaklar videolarımdan. Karantina zamanı gelip demire bağlayan ileri geri giden asker gibi ve içeri sokup sıçtıran. Nerede kalmıştık? Bu ve bunun yardımcıları, özellikle davamdaki ikisi, iki davamdaki böyle hayvan sahiplerini getiriyordular. Parmakla gösteriyordular. Burada bize kanallar olan yerde. Böyle getiriyorlar hayvanları, bir dayatıyorlar buraya. İçeride bize bir şeyler oluyor, ayak bileklerine falan kaşıntılar oluyor. Daha önce ise yaptıkları videolarımda, eski videolarımda hepsi gelip sıçtırıyordu burada, karşımızda. Zonoslu. İşettiriyordu. Binlercesini gördüm. Sanki İstanbul'un tüm hayvan sahipleri. Teker teker, nöbetleşe. Gelip bunu yaptılar. Hepsi bir davada yüklemek için. İlk davam da öyle oldu.
Birçok davada denediler buraya sokup hayvanlarını. Yolumu gözleyip gelirken, giderken... Ve en son olay neydi? Onu da ek olarak koyacağım. Acaba taraftarı mı diye. Öyle pencereden duyuyorum, içerisi çınlıyor. Üsküdar'a kadar duyulmuştur sesi. Belediye başkanı konuşma yapıyor. Ve yüzlerce insan burada. Ne diyor? Ek olarak koyacağım. Ve ona rağmen geliyorlar. Acaba plan bu muydu? Hilmi Türkmen'e soruyorum. Eğer plan bu değilse Hilmi Türkmen velhal bu şeytanlığa son ver. Çünkü plan tahminen birkaçına dediğim gibi belediye başkanı konuşma yaptı, buraya sokmayın. Kirletiyorsunuz. Allah muhafaza çocuklar diye. Ve ne vardı etrafta? Bizim evin etrafında özellikle bu devasa kayalardan, taşlardan. Sadece çıkarken, yürürken böyle bir şey yaptım, yolumu kesenlere, hayvanlara, onlara söyledim sadece. Hepsine, özellikle gece vakti çıksaydım, gece vakti hiç çıkmadım bu hayvanlara, bahçeden uzağa. Gece vakti çıksaydım, eskiden yaptıkları gibi etrafımı saracaktılar ve bu taşlarla beni linç edecektiler. Ve Hilmi Türkmen bu işin içinde mi? Benimle alay mı ediyordu? Çünkü yarım saatten fazla konuşmasını dinledim oradan. Videomda belli olduğu gibi full videosu var. Ne yaşadım? Yanıma konan, buraya hayvan dayatan, hayvanlar gezdiren 6-7 tane, hayvanat Zeynep ve diğer şıllık yolumu kesen hayvan sürüsüyle yanı başımda bittiler konuşma yaparken. Ve o konuşmanın hiçbir şeyi ilgimi çekmedi. Tam gidiyordum, ayrılıyordum. Merhaba, dur. Ne diyorduk, delikanlı gelmiş tatile okuldan. Tam ayrıldım, konuşmalar ilgimi çekmedi, havadan sudandı. Kendini övmek gibiydi. Tam gittim elektrik trafosunun oraya, oradan duydum. Hayvanlar hakkında can dostlar falan diye başladı. Ben de geri geldim, çekimimi yaptım. O çekimi ekleyeceğim. Burada gördüğüm güç gösterileri ve bana karşı terslikler belli. Hem yetkililer tarafından hem bu maganda ordusu tarafından. Şüpheci misin Yusuf Bey? Şüpheci olmamak mümkün mü? Evin etrafı kaynıyordu o taşlardan. Kaç tane linç yedim bu milletten? 3-4 tane. Evimin dışında, kapımın önünde, burada pislik kaldırırken, kedileri kovarken. Çünkü alerjiye, kaşıntılara boğuluyorduk. Evimizin içi sineğe, sivrisine. Evet, Hilmi Türkmen.
Bu şeyleri ya yok et ya da yok et buradan. Belediye başkanlığını görelim. O konuşma yetmiyor. Hayvanlarınızı buraya sokmayın. Allah muhafaza. Kirletiyorsunuz. Hiç dinleyecekleri yok. Kirletiyorsunuz. Nereye kirletiyorlar? Çocuklarının oynadığı yerde ve bizim evimizin önünde. Başka yerde değil. Ve İmam Hatip yurdunun orada. Plase pislikler. Yasakla lan buraya tek bir hayvan girmesin. Girenleri de tutukla. Çünkü art niyet var. Her zaman daha tıkırtım çıkar çıkmaz. Bahçeye çıkar çıkmaz. Kapıdan çıkar çıkmaz. Eve gelirken. Bu ne be? Omen filminde mi yaşıyoruz? Burada benim resmimi çekmişler be. Adres ararken resmim çıkıyor. Ne lan bu güç? Fırlasana taksici. Her gün pislikler, yeni sinek çeşitleri, besbelli ajan işi be. Sen bundan habersiz misin İlmi Türkmen? Böyle bir konuşma yaparım ben. Arkasından da endişelenmem. Çünkü bu kayıtta olacak. Konuşmanı da koyuyorum yanına. Her gün tezgahlar, tuzaklar. Daha doymadılar, kaç tane adli dava yüklediler. Daha doymadılar be. Biz sanık olacağız, boklara karşı çıkıyoruz diye. Onlar şikayetçi olacak iftiralarla, yapmadığım şeyleri yaptı diye. Bunlar gibi şeytan olan doktorların falan raporlarıyla, hakimlerin, savcıların, barodan, bu hayvancı milletin işbirliğiyle. Ne lan bu? Şeytanın memleketi mi? Al diyoruz bütün satanistlerini, yürü ait olduğun yere. Kimin memleketinden kimi? Seçimi biz kazandık. Belediye seçimlerini. Neyle? Hileyle. Sürekli takipteyim internete. Sürekli bir şeyler yapabiliyorlar. Yüzlerce kez mavi ekran gönderdiler. Sosyal medyada takip, YouTube'da takip. Ne lan bunlar? Ülkemizi bunlara mı teslim edeceğiz? İbadetlere saldıran, camilere hayvan sinek. Bugün bile o kadar bakın ağaca çıkardı ben sırtımı dönmüşken. Gece. Yavrudan eğitiyor. Bugün bile o kadar sinekliğe rağmen camide sinek vardı içeride be. Bir hayvan var diye düşünme. Kaybol lan. Yürü. Yürü ananın oraya. Oraya değil. Yürü Orhun ananın oraya. Ne var orada? Bok mu var çekeceğim? Boka mı bastıracaksın? O fırladı. Fırladı be. Kim yönet? Anlı konuşma. Siktir git. Oo, videolarımı seyrettik. Öfkeye geldik be. Benim internetim yok. Taksicilik yapıyorum. Düdüt. Ebüve. Taksicilik yapıyor. Siz de şahitsiniz değil mi? Hı hı.
Size ne diyor mu? Gel oğlum içer desem. Ufak kızlara dediği gibi. Uzak dur lan hayvanlarınla. Fakt avni. İlluminati kerçaklar. Evet, balkona çıkıyoruz gaza getirmek için. Kediyle de oynuyoruz. Ağacın tepesine çıkarıyoruz. Sen içeriye girdin duyduk. Dönüp göreceksin be. İki tane de talebe. Ne o, çıtın çıkmıyor. Gelsene şeyde be. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Gel onunla başla. O bir tane daha kucağında hayvanını çıkarıyoruz oradan. Ne tesadüf. Zamanlama mükemmel lan. Su at istersen, su getir at. Odun at. Lanlı manlı konuşma, anama küfürlü konuşana bak be. Beş vakitli namazlı anama. Aynen böyle her zaman senaryoları kuruyorum. Dışarı çıkıyorum, o köpekli tahminen gelecekti zaten ezan okurken. Ve konuşmalarım duyuluyor. Balkonlarında tek kimse yok. Ve geri dönünce hepsi iki balkonda da. Sinek burada. Ve merdivende iki tane yeni yetişme uçan maymun. Ve iftiracı, davacı Hureyre kızı içeri giriyor. Ardından kucağında köpekli biri dışarı çıkıyor şuradaki. Şimdi ben balkona çıktım diye fırladı. Yeni taşınmış gibi. Evet. Kafesin önünde dadanacak ve geri gidecek. Çık bak oraya sıçtı mı olayı. Böyle her zaman uçan maymunları hazır, asker gibi. Binlerce kez yaşadım. Ordu kadar. Bunlar Türk falan değil. Yeni bir köpekliği soktu apartmana. Apartmanda hayvan beslemek yasak oldu. Sırf bu tezgahlar psikolojik oyun için, bana dava yaratmak için. Daha göreceğimiz var o Vika cadısından. Bir tane de karşıya dikti. Tıkırtımı duydu diye. Hiç şaşmaz. Masumca uzaktan. Bu da masumca. Tam buraya çıktım. Damlıyor. Adından bahsettik. Böyle her zaman senaryosu hazır yazılı gibi. Zaman makinesi var gibi.